Posta TV ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Bozulmadan devam eder. Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Evet, şu anda yanımızda Hamit Özçelik İlk ve Ortaokulu. Alanya'da hız limitlerinin düşük olması. Bugün sadece Alanya değil. Sen beni nereden tanıyorsun? Tabii ki Alanya Posta TV'den. Posta TV ekranlarından iyi akşamlar, mutlu hafta sonları. Saatlerimiz 18'i gösterirken hafta sonu ana haber bültenimizle karşınızdayız. Değerli izleyenler, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6 Kasım 2017 tarihinde organize suç örgütlerine yönelik yaptığı operasyon kapsamında tutuklanan 15 sanıklı dava Yargıtay'da bozuldu. Aralarında Erdal Akgün gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu 15 kişinin hüküm giydiği dava yeniden görülecek. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı 2018 yılında bir dizi operasyon yaparak organize suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla çok kişiyi gözaltına almış, Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamanın ardından 15 sanıktan 12'si 5 ila 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı. Yerel mahkemenin kararının ardından sanık avukatları Yargıtay'a itiraz ederek davanın yeniden görülmesini istemişti. Yargıtay'da geçtiğimiz günlerde dava görüldü ve dava hakkında esastan bozma kararı alındı. Erdal Akgün ve diğer sanıkların 5 ila 20 yıl arasındaki ceza aldığı dava yeniden görülecek. Bizden bütün tanıdığım dost, ahbap, arkadaş, yakın akraba, herkese selamlıyorum. Ben çok iyiyim, beni merak etmeyin. İnşallah tez zamanda kavuşuruz. Dualarınızı bekliyorum. Alanya'nın Hükümet Caddesi üzerinde motorlu taşıt girmesi yasak olan bölgede yaşanan motosiklet sıkıntısı turizme adeta balta vuruyor. Bölge esnafı turistleri yolda yürürken dikkatli olmaları konusunda uyarmak zorundayız diyerek isyan etti. Bak, geliyor, gidiyor. İnsanlar bakın çocukları görüyor musunuz? Ellerini bırakamıyor. Niye rahat yürümesin ki? Türkiye'nin hiçbir yerinde bu yok biliyor musunuz? 2019 yılı turizm sezonunda Alanya'nın en işlek caddelerinden biri olan Hükümet Meydanı'nda motor krizi yaşanıyor. Yani motorcudan şikayetçi değiliz. Çarşının içinde motor kullananlardan şikayetçiyiz. Su Kabağı Sokağı'nın da bulunduğu caddede esnaf yasak dinlemeyen motosiklet sürücülerinden şikayetçi. Ben de motorum var şahsen. Şimdi ben motorumun değeri 3 lira. Bana 3 lira ceza yazsın. Ben o motoru bir daha çarşının içine sokuyor muyum sokmayayım bakalım ben insanlara. Adam geliyor. Bir bakıyor ya, abi o nasılsın? Bakın sarılı polise, sarılı zabıta. Bakın bıraktı gitti. Diğerine gelen adama, ben burada geçen sene yazdım, burada sezon olsun. Ortasında şahit oldum buna. Adam, biraz adam kayırıyorlar bundan. Şimdi bir zabıtan, bir polis şurada böyle boş gelse, millet psikolojik zaten çarşıya motoran girmez. Adam şurada polisin ışığını görüyor, bazen buradan döndü yalla. Adam orada polisin ışığını görüyor, bazen buradan döndü yalla yukarıya gidiyor. Yani bir polisle bir zabıta şurada gelse, psikolojik insanlara zaten yeterli bu. Bir de ceza 3 liraysa 5 lira yaz. Bakın böyle çarşıya bir de giriyorlar mı? Yani adam burada turistin içerisinden valla basıp böyle yara yara zikzak çizgisine gidiyor. Daha ağır yaptırımlar. Yani daha ağır yaptırım olmasa insanlar akıllanmıyor. Affedersin çok özür dilerim. Yani bir şey söyleyeceğim ama kamera karşısında değil. Yani ancak yani kötekten anlıyorlar bunlar. Yani kötek lazım. Alanya Posta TV'ye konuşan mahalle esnafı her gün bir kaza riskinin olduğunu, bu yüzden motosiklet sürmenin yasak olduğu caddelere giren sürücülere ağır ceza ve hızlı yaptırımlar olması gerektiğini söyledi. Evet, aynen şikayetçiyiz. Çünkü buradan çıkan bir turist aile aslında yürüyüş yollarında çocuklarını bırakıp rahat rahat kendileriyle beraber yürümesini ister. Ama maalesef biz her geçen turisti uyarıyoruz. Çocuklarınızı ellerinden tutun. Çünkü motorcular o kadar hızla ya da bilinçsiz bir şekilde trafikte burayı kullanılıyor ki. Yani her gün bir kaza yaşanması an meselesi diyebilirim yani. Peki yaşandı mı daha önce kaza ufak? Bazen oluyor, gerçekten oluyor mesela. Yani burada şöyle oradan gelen hızlı bir motora buradan gelen bir hızlı motor mesela kafa kafaya girecek duruma geliyor. Ya da şuradan geçen birisi hızla gidiyor, bir bakıyorsunuz yere düşmüş. Çok şey görüyoruz yani, ya da bilmem önünü kaldırmaya çalışan insanlar var. Ama en önemlisi buradan geçen insanların
bir turist, mesela turist veya yerli Türk turist veya Avrupalı turistin çocuklarını bıraktığı zaman yürüyüş yolunda herhangi bir motorun, bisikletin olmaması gerekiyor. Doğru mu? Ama maalesef onu göremiyoruz. Her gün biz uyarıyoruz turistlere, aman şuradan gidin. Yoldan, burası trafiğe kapalı, burası trafiğe açık, ama maalesef trafiğe kapalı alanlarda bile yani saygısızlık yapıyoruz. Peki normal şartlarda uyarı levhaları var, girilmeyeceğine dair uyarılar alınıyor mu? Nasıl bir yaptırım olmalı bir esnaf olarak sizce? Bence şöyle bir yaptırım olmalı. Nasıl yollarda otomatik radar falan sistemi var. Zaten burada kameralarımız var. Otomatik radar bir sistemi gibi koyacaksınız. Girene ceza mı? Plakaya girir girmez hemen hiç gerek yok durdurulmasına. Otomatik plakalara her gün gelirse ceza. Alanya Müftüsü İhsan İlhan ilçede misyonerlik yapıldı. Gerekçesiyle uyarıda bulundu. İlhan misyonerlerin kapı kapı gezdiğini belirtti. Yönetimin de temelinde, daha doğrusu hayatın merkezinde bu var. Alanya ilçe müftüsü İhsan İlhan bir camide vaaz verdiği esnada Alanya'da misyonerlik yapıldığı gerekçesiyle uyarıda bulundu. İlçede 250 kişinin kapı kapı gezerek evlere kitap bıraktığını söyleyen müftü İlhan, misyonerlik yapan kişilere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Peygamber hayatında bunu çok öncelikli olarak da bize ortaya koyuyor. Çünkü eğer sizin gücünüz yoksa, iktidarınız yoksa insana hükmedemezsiniz. Hükmedebilmek için de gücü elde halinde bulacaksınız. Bu güç nedir? Kur'an-ı Kerim'de mestadatun min kuvva, kuvvettir. Dünyanın o günlük kuvvetidir. Olayları bildiğini ve bu sebeple de misyonerlik yapan kişilerin kendisi hakkında karalama kampanyası başlattığını belirten İlhan, misyonerlik yapılıyor ve bunları biliyorum. Ben doğruları söylemek zorundayım, dedi. Hemen hepsi de son yıllarda eski bir apartman dairesi ya da müstakil bir evin kilise haline getirilmesiyle yapılmış. Ve tüm Türkiye'de bu kiliselere mensup 5 bin... Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Arıkan anne acısı yaşadı. Değirmenci ve Arıkan'ın anneleri toprağa verildi. Alanya Otelciler ve Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci'nin annesi yaşla bağlı olarak hayatını kaybetti. Anne Fatma Say'ın cenazesi Yaylalı Mahallesi Dedişler Mezarlığı'na defnedildi. Milliyetçi Hareket Partisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Arıkan Elektronik'in sahibi Fatih Arıkan'ın onkoloji hastası olan annesi Meliha Arıkan hayata gözlerini yumdu. Bir süredir tedavi gören ve dün gece hayatını kaybeden Meliha Arıkan'ın cenazesi Kargıcak Sahil Mezarlığı'na defnedildi. Merhumelere Posta Medya ailesi olarak Allah'tan rahmet dileriz. Efendim biz de Alanya Posta TV ailesi olarak Arıkan ve Değirmenci ailelerine başsağlığı diliyoruz. Evet, sıradaki haberimizle devam ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen Turizm Teşvik Kanunu'nda yapılan değişikliklerde altyapı yatırımları da yer aldı. Bakanlık turizm merkezlerinde altyapı yatırımları yapılabilecek ve bu amaçla ödenek aktarabilecek. Turizm Teşvik Kanunu'nda değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi mecliste kabul edildi. Kültür, turizm, koruma, gelişim bölgelerinde ve turizm merkezlerinde tamamlanması zorunlu altyapı ihtiyaçlarına atık su arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisleri de eklendi. Bu bölgelerdeki yol, su, atık su, kanalizasyon ve arıtma tesisi gibi altyapı yatırımları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılabilecek ve bu amaçla ödenek aktarılabilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Erkan Demirci, konunun yeni olmadığını, hatta Türkler ve İncekum'daki arıtma tesisinin Turizm Bakanlığı tarafından yapıldığını söyledi. Demirci, bahse konu altyapı destekleri zaten veriliyordu. Örneğin Türkler İncekum arıtması Turizm Bakanlığı'nca yapıldı. Ayrıca antik kent düzenlemeleri ve restorasyonları için de önceden de ödenek aktarılabiliyordu. Örneğin Side Antik Kenti düzenlemesi projesi kapsamında Manavgat Belediyesi'ne çok ciddi kaynak aktarılmıştı. Yeni bir düzenleme olmasa da belediyelere destek açısından umarım bakanlık yeterli desteği ayırır, dedi. Sevgili seyirciler, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel 44. yaş gününü eşi Yıldız Yücel tarafından hazırlanan yakın çalışma arkadaşlarında katıldığı sürprizle kutladı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ailesi, belediye müdür ve amirleriyle birlikte kutladığı sürpriz doğum günü partisiyle 44 yaşına girdi.
Tamam mı? Babamla beraber içiyoruz. Hadi babamın dükkanı. Tamam beraber içiyoruz. Ayağa mı kalkalım? Hadi. Birim müdürleri ve amirlerinin yalnız bırakmadığı gecede Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel doğum günü pastasını eşi Yıldız Yücel ve kızı Zeynep'le birlikte üfledi. Başkan Yücel'e doğum günü hediyesi olarak alınan pikap ise bütün gece misafirlere müzik keyfi yaşattı. Yücel, yeni yaşını sürpriz bir şekilde kutlayan ailesi ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Evet, biz de Alanya Posta TV ailesi olarak Sayın Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in yeni yaşını kutlar, ailesi ve sevdikleriyle birlikte mutlu bir ömür dileriz efendim. Sıradaki haberimiz de belediyenin bir hizmetiyle alakalı. Alanya Belediyesi'nin ücretsiz hizmeti olan diyetisyen birimine kurulduğu tarihten bu yana 8 bin kişi başvurdu. Bu vatandaşlar 15 bin seansla ideal kilolarına kavuştu. Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde Tosmur Ek Hizmet binasında bulunan beslenme eğitimi ve diyetisyenlik hizmetinden yararlanan vatandaşlar sağlıklı beslenme programları sayesinde fazla kilolarından kurtuluyor. Vatandaşlar dengeli ve sağlıklı beslenme şekillerini de öğrenerek tekrar kilo alma riskinden de uzaklaşıyor. Hizmetini duyunca bir başvurmak istedim. İyi ki de başvurmuşum. 6 ay kadar bir sürede ben tam 32 kilo verdim. Diyetisyenimin yardımıyla çok çok teşekkür ediyorum ona, Merve Kodol'a. 2014 yılının Aralık ayında herkes için sağlık, herkes için diyet sloganıyla hizmete giren diyetisyen birimi bugüne kadar 8 bin vatandaşa 15 bin seans ile sağlıklarına kavuşturdu. Nisan ayında ise 370 vatandaşa hizmet verdi. Yasak yok, bilinçli beslenme var. Doğru besleniyorum, beslendiğime inanıyorum. Verilen hizmetler hakkında bilgi veren Alanya Belediyesi diyetisyeni Merve Kodal, sadece fazla kilolu olan vatandaşlara değil, yaşlılara, diyabetik rahatsızlıkları olanlara, kilo alma problemleri yaşayan tüm vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verdiklerini söyledi. İsmim Merve Kodal, 2016 yılında Alanya Belediyesi'nin diyetisyeni olarak göreve başladım. Burada vermiş olduğumuz hizmet kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza, obeziteyle ilgili sıkıntı çeken, kilo almak isteyen, yaşlılar, engelliler bu gibi vatandaşlarımıza beslenme programı oluşturarak kişileri ideal kilosuna indirmeye çalışıyoruz. Bu vermiş olduğumuz hizmetin en güzel yanı hizmetin ücretsiz olması. Çünkü birçok maddi durumu iyi olmayan vatandaşımız var, diyetisyen hizmetinden faydalanamayacak olan ya da onu götürecek hiç kimsesi olmayan kişiler var. Buraya gelerek rahatlıkla bu hizmetten faydalanabilirler. Hizmetimiz 10 seans sürmekte. Bu süreç 5-6 ayı kapsıyor. Bu süre içerisinde zaten amacımız bizim çok hızlı bir şekilde kilo vermek değil, sağlıklı bir şekilde ideal kilolarını indirmeye çalışmayı hedefliyoruz kişileri. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği aylık hedefimiz 4 kilogram. Bunun üzerinde verilen kiloların geri dönüşü birazcık daha hızlı olmakta. O yüzden burada ilk olarak gelen danışanlarımıza hızlı vermenin değil de sağlıklı kilo kaybıyla bulundukları kiloyu korumasını hedefliyoruz. Asıl amacımız bu. Şu ana kadar 8 bin vatandaşımıza hizmet vermiş bulunuyoruz. Ve hala yeni danışan kabul ediyoruz. Ayrıca vermiş Birlikte alkol aldığı arkadaşını aralarında çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürmekten tutuklu yargılanan sanık, eşime temas ediyor, rahatsız ediyordu dedi ve uyardığı şahsı panikle bıçakladığını söyledi. Olay 13 Ocak 2019 tarihinde saat 22 sıralarında Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Dikmenli, Gökhan B. ve 19 yaşındaki Hatice Ç.B. ile restoranda alkol aldı. Üçlü evlerine dönmek için taksiye bindiği sırada Adem Dikmenli ve Gökhan B. arasında tartışma çıktı. Evlerinin yakınında taksiden inen ikili arasındaki tartışma büyüdü. İddiaya göre Gökhan B. yanındaki bıçağı çıkararak Adem Dikmenli'nin sol bacağına sapladı.
Kanlar içinde kalan Dikmenli'yi Gökhan Bey ve Hatice ÇB indikleri taksiye tekrar bindirerek Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk tedavisi yapılan Dikmenli, Alanya'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından hastaneye gelen jandarma Gökhan B. ve Hatice Ç. B.'yi gözaltına aldı. Olayda kullanılan bıçak ise hastanenin tuvaletinde bulundu. Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ç. B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eşi Gökhan B. ise sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kasten öldürme suçundan tutuklu yargılanan sanık Gökhan B., Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık Gökhan Bey savunmasında sarhoş kafayla işime temas ediyorsun, rahatsız ediyorsun dedim ve panikle bıçağı bacağına vurdum dedi. Eşi Hatice ÇB olay günü Adem bacağıma temasta bulunmaya başladı. Adem bunları yaparken Gökhan da gördü diye konuştu. Mahkeme heyeti tutuklu yargılanan Gökhan Bey'in tutukluk haline devamına ve mahkemenin 5 Temmuz tarihine ertelenmesine karar verdi. Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Sevindi kendini evinin bahçesindeki portakal ağacına asarak yaşamına son verdi. İntihar nedeni bilinmeyen kadın evlerinin önündeki portakal ağacına kendini asarak yaşamına son verdi. Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Ayşe Sevindi'nin daha önce iki kez daha intihar girişiminde bulunduğu ancak başarısız olduğu, aynı zamanda yüksek doz ilaç kullandığı öne sürüldü. Alanya Belediyesi personeli Şevki ve Kerim Sevindi'nin annesi olduğu öğrenilen Ayşe Sevindi'nin intihar sebebi ise halen araştırılıyor. Değerli izleyenler, her birinde ortalama 25 personel bulunan yaklaşık 100 balıkçı teknesi olumsuz hava koşulları nedeniyle Gazipaşa başta olmak üzere bölgedeki yat limanlarına sığındı. Fırtına molası veren yaklaşık 2000 orkinos avcısı 2 gündür limanda hava şartlarının düzelmesini bekliyor. 15 Mayıs 1 Temmuz tarihleri arasındaki 45 günlük sürede yapılan orkinos avı için uluslararası sulara açılan tekneler açıklarda başlayan fırtına nedeniyle Gazipaşa yat limanına sığındı. Gazipaşa yat limanında donanmayı andıran gemilerde hummalı bir çalışma sürüyor. Tekne kaptanlarından Hasan Soydemir, hava muhalefeti nedeniyle Gazipaşa yat limanına sığınmak zorunda kaldıklarını belirtti. Şu an ağ dikiyoruz burada. Boş vakitlerimizde ağ mermet yapıyoruz. Bakım, onarım. Gazipaşa gelmemin sebebi ikmal geldik. Hava şartlarından dolayı ikmal yapıyoruz. Yakıt alıyoruz. Şu an 2 gün hava muhalefeti dolayında buradayız. 2 gün hava kaldıktan sonra denize çıkacağız. Diğer tekne kaptanları ise uluslararası sularda orkinos avcılığı yaptıklarını belirterek her yıl bir ay orkinos avcılığının olduğunu söylediler. Uluslararası sularda yapılan orkinos avcılığı için geldik. Hava muhalefeti sebebiyle de şu an kıyıdayız. Mayıs'ın 15'i, Temmuz'un 1'i arasında balıkçılık yapılıyor. 3 tane ekip avcı var. Valla geldik rızkımızı aramaya. İnşallah hayırlısını zanaatı tamamlayıp geri döneceğiz memleketimize. Yıl bir ay orkinos avcılığı vardır. Bu yıl bir uzattık, hani 1,5 aya çıkarttılar bunu. Orkinos, mavi yüzgeçli orkinos balığı her yıl Antalya bölgesine, Akdeniz bölgesine daha çok Kıbrıs Antalya yarasına gelir. Biz de daha Trabzon'dan, Karadeniz kaynaklarından, İstanbul'dan, her taraftan buraya kemiler gelir bunu avlamak için. Tabii bu avlanan balık Japonya'ya gider. Şimdi 5 tane şirket var. Bu şirketler şirketlerin koda haklar var. Bu koda da balıkçılara veriliyor. Avlanma kemisi olarak 54 tane geldik. Bir de balık arama kemisi var. Hepsi toplam 100 tane mevcut yani. Antalya'da okula giden iki ortaokul öğrencisi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Saldırgan köpeklerden kaçarken düşen öğrenciler otomobil altında kalmaktan son anda kurtuldu. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 3 gün önce iki öğrenci okula gitmek üzere evden çıktı. Emrah Caddesi üzerinden yürüyen iki öğrenciye bir anda iki sokak köpeği saldırdı. Çocuğu görünce köpek atladı, üzerine gitti. Çocuk kendisine şu şey bu ağacın arasında iki tane. Arabanın altında kalıyordu. Hani araba
ve ötekinin altında kalıyordu. O kadar. Olayı gören Makbule Turgut, 3 senedir sokak köpeklerinden sorun yaşadıklarını belirterek, ilgili yerlere başvurmalarına rağmen bir sonuç alamadıklarını söyledi. Şeyleri de aradım. Kimse gelip ilgilenmedi. 2 gün önce sabah köpek bizim dükkanın önünde yatıyordu. 2 tane de öğrenci ileriden geliyordu. Ben yola atladım, bana bir şey yapmadı. Ama çocuklar başkasından zarar görmüş olabilir ama o çocuklar değildi. O çocuklar yoldan geçiyordu. Hiçbir şey de yapmadılar. Ama çocuğu görünce köpek saldırdı. Kaldırımın ortasında çocuk düştü. Yani köpekten kaçarken kovaladı. Arabanın biri sıfır geçti, ötekinin altında kalıyordu. O kadar kötü şey yaşadı. Yani o çocukların yaşadığı korkuyu bile ben de yaşadım diyeyim yani size. Her çocuğa saldırmasa da bir arada bir saldırıyor. Her günde bir defa bir olay oluyor yani. Kaldırılsın köpekler ya da bir yere gitsin. Ben köpeği çok severim ama evimde köpek beslemem, o başka. Sevgili seyirciler, 11 ayın Sultanı Ramazan'ın artık son günlerini yaşıyoruz. Son bir hafta kaldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde etkinlikleri devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında pop müziğinin başarılı sesi Emre Kaya'yı Antalyalılarla buluşturdu. Ünlü sanatçı sevilen şarkılarıyla Kara Alioğlu Parkı konser alanını dolduran binlerce Antalyalıya unutulmaz bir gece yaşattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi düzenlediği geleneksel Ramazan etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçıları Antalyalılarla buluşturmaya devam ediyor. Kara Alioğlu Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında pop müziğin sevilen sesi ünlü sanatçı Emre Kaya sahne aldı. Dillerden düşmeyen sevilen şarkılarıyla konser alanını hınca hınç dolduran binlerce Antalyalıya unutulmaz bir akşam yaşatan Emre Kaya, sahne şovlarıyla da izleyenleri adeta büyüledi. Genç şarkıcının konserin bir bölümünde sahneden inerek genç hayranlarıyla birlikte söylediği şarkılar ve sahne dansları görülmeye değer anlar yaşattı. Sahnede Antalyalılara seslenen Emre Kaya, "Çok güzel bir Ramazan akşamında sizlerle birlikte olmaktan, Antalya'da olmaktan büyük mutluluk yaşıyorum. Sık sık geldiğim Antalya benim çok sevdiğim ve çok beğendiğim bir şehir," dedi. Sanatçı konserinin son bölümünü 2019 yılını trafikte yaya önceliği yılı ilan eden İçişleri Bakanlığı'nın sosyal sorumluluk projesine ayırdı. Bizlere unutulmaz bir gece yaşatan, Ramazan akşamı yaşatan değerli sanatçımız Emre Kaya'ya çok teşekkür ediyorum. Ve orkestramıza çok teşekkür ediyorum. Böylesine güzel etkinlikleri gerçekleştirmede bizlere destek... Ben kendi düşüncemi söyleyeyim. Yani tabii görüşme oldu. Bir görüşme herhalde bir görüşme daha yapacağız yönetimle.
Aytemiz Alanyaspor yönetimi teknik direktör Sergen Yalçın'la bir kez daha anlaşma masasına oturacak. Ligin son haftasında oynanan Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada Alanyaspor yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıklayan Sergen Yalçın, henüz anlaşma sağlanmadığını ve yeniden görüşme yapabileceklerini söylemişti. Yönetim ve Sergen Yalçın'ın bu hafta içerisinde yeniden masaya oturup durumu netleştirmesi bekleniyor. Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda oynanan Başakşehir maçında sakatlanan sol bek Fabrice Ensakala'dan iyi haber geldi. Yaşadığı sakatlıktan dolayı maçın 78. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Demokratik Kongolu savunmacı dizinden sakatlandı. Ensakala'nın ağır bir sakatlığı olmadığı ve 3 haftada iyileşebileceği öğrenildi. Alanya Belediyespor U16 basketbol kız takımı Türkiye Şampiyonası maçları için Samsun'a gitti. 27 Mayıs 2 Haziran tarihleri arasında Samsun'da yapılacak şampiyonada 16 takım mücadele edecek. Alanya Belediyespor Türkiye Şampiyonası'nda Antalya'yı temsil edecek. Altyapıdan yetişen sporcuların Türkiye Şampiyonası'nda bölgeyi temsil etmelerinden dolayı Belediyespor olarak gurur duyduklarını söyleyen Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken sporculara maçlarında başarılar diledi. Değerli izleyenler, bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte sevgili Seda Kara sizlerle olacak. Güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle, hoşça kalın.